Tam programın kapanışıydı, yeterince kızamadım sana. Senin kolun sakat değilmiş. Yok değil. İnanılır gibi değil. Ne yapmaya çalıştın? Hafif bir ağrı vardı kolumda. Ben de onu kullandım. Bilezikleri bizi kandırdın geçti. Yani. Yok, sizi kandırmadım. Kızları kandırdım. Hiç hoş bir şaka değildi bence. Sen dün kendini kandırdın. Şaka yapmadım zaten. Dün yaptın. Oyunsa da artık o da güzel değil. Büyük tepki almış herkes tarafından. İzleyelim. Tuğba! Gerçekten o kolla hem de. He? O zaman ben de şovumu yapayım mı? Yap. Sizi sakat kolla yendim de kızlar. Kolumda hiçbir şey yok, düşünmedim daha. Ne yapıyor ya? Ne ya, ben bu ne yani? Ben şov peşinde, gerçekten de şov peşindeymiş yani. Neden böyle bir şey yaptın Tuğba? Yani ben dedim ki tek kolumla da sizi yenerim dedim. Tek kolumla da onları yendim. Sen düşmedin, koluna bir şey olmadı. Olmadı. Hayır, takıldım böyle de fikir yandı. Evet, bütün yani gün kolu sargılı yemek yaptın. Ya şimdi ne oldu? Derdiniz bence ne? Bence ne oldu ben yani? Dertleri ne biliyor musunuz Nursel Hanım? Şov tek kolumla gerçekten onları yenmiş olmamı yediremiyorlar kendilerine. Allah. Ne yapmaya çalıştın? Yani gerçekten amacın... Beni iki elimle yenemiyorsunuz dedim. Çifte... Tabii. Tek elimle de sizi yenebiliyorum. Senin tek seni elinde problem yendim. Yoktu ki. Bizi iki elinle yenmiş oldun. İki elinde sağlamdı. Sağlam. Kullandın mı elimi? Yenmiş oldun. Kullandın mı diğer elimi? Ya Tuğba bir fırına ben... Ya ne var, kek çırptın tamam, zaten. İşte, burada fırına bile vermedim yani. O ya, elimi şey ekarte ettim. Kekte hani tuşa basıyoruz ya. Tek elinle de basabilirsin yani. İşte sen... Anladın mı? Bak, tuşa basmayı bile beceremeyen bir gelinsin Aleyna. Zaten sana karşı senin yapmadım. Altınları takınca seni, geçti değil mi? Dinle, seni parmağımla yenerim. Yenemezsin. Ben yeşim için yaptım. Benim işim. Gamze de galiba az çok iyi. Neticeye bakıyorum. Ben tek elimle herkesi yendim mi yendim. İyi ki de yendim, çok mutluyum. Vallahi iki kolunla burada beni geçemedin. Bu bir. Bir sezon fazlan var bende. Ayrıca şampiyon oldun. 25 bileziği tak diye taktılar sen burada, koluna. Bak, hiç konuşma. İki kolunla burada acemilerle yarıştın. Sonuç ortada. Orayı bir geçelim. Vallahi ben seni takdir ediyordum. O 10 bileziği de sana verdiğime ben pişmanım. Çünkü hak etmiyorsun. Burada şimdi ağzında burada dedin ya, ben şov yaptım. Evet. Aynen. Sen vallahi hiç bunlara gerek yok. Derken, sen Aleyna ile tamam, bitireyim. Hak bitiremezsin. Bitiremez. Sen sus. Sen hak etmiyorsun. Ya. Bence sen sus şimdi. Sen bileziği sen de hak etmiyorsun. Hacer abla yoktu. Eğer burada hak etmiyorsun. Hacer abla burada olsaydı 7 puan fark vardı ya. Ben yine kabul edebilirim. Gelip burada bana bir verse de bir şey değişmeyecek de. Oraya bir geçelim. Ha, ben onun senin... kafanda onun planını mı yaptın Yeşim onun Hanım? Onun planını yapmadım. O hafta, İyi, süpersin. O hafta kazandın. Seni Nursel de dedim ben. Ben 10 bileziği iade etmek istiyorum. Eğer yönetmen kabul ederse. Ben gerçekten vereceğim. Bu kadar lafı yapılmaz bunun. Ben Yeşim. İstemiyorum. Şimdi 10 bileziği ben istemiyorum. Öyleyse kasaya konsun tekrar. Yeşim'in şöyle haklılık payı var Yeşim'in. Eğer hani diyorsun ya, Yeşim de o zaman hak etmedi. Eğer Hacer de olsa Yeşim'e 5 de verse aslında yine 2 puanla verse. Yeşim yine önde oluyor. Önde yani oluyor. O hafta 2 puanla. Yani kayınvalide olsaydı da Yeşim kazanmış ben oluyor. Bir önceki haftanın bana ait olduğunu düşünmüyordum sadece. O benim değil, Tuğba'nın olarak düşünüyorum. Artık düşünüyorsun senin vereceğim geri. Senin yaptığın hoş değil. Düşünüyorsun ben gerçekten razıyım vermeye. Demek ki benim hak etmediğim düşünülüyorsa stüdyoda. İade edeyim, ne yapayım senin ki? Senin değil, bunu sen düşündün. Sen dedin ben hak etmiyorum. Biz demedik ki. Bu Tuğba, senin düşüncendi. Bana ver, bana. Tamam, Tuğba. Vereceğim. Hayır, bizim değil düşünsünler, ya. Düşünsünler, vereceğim. Söz lafıma veriyorum. Lafıma geldin mi? Lafımla evet. Senin dediğinle... Lafıma geldin mi? Senin lafına bakarsak onları alıp biz alalım diyorsun. Senin lafına yine gelmedim ben. Ben Tuğba... Pişman oldun ya şimdi. Hayır. Tuğba'nın... Bir kere beni düğüne. Bir kere seni düğüne. Dinlesem al yine tak koluna diyeceksin. Ben onu demiyorum. Ben 10 bileziği hak ettim diyorum. Şu an pişman mısın? Pişman ben bileziği geri verdiğim çünkü için. Bana diyor ki bunu Yeşim için yaptım. Ben ne alaka ya? Burada diğer gelinlerle asıl yapabilirsin. Bana yapma. Ben burada gözüm kapalı da yarıştım. Öyle ay bakarsan. Sanki böyle çapıktan... Ay sen gözün kapalı yarıştın. Evet. Ben de gözüm kapalı yarıştım. Nasıl gözün kapalı yarıştın? Şu bilezik alışverişini bir daha yapmayın yani. 10 bilezik var ortada. O diyor onun, o diyor onun hakkı, bu diyor bunun hakkı. Bu bilezikler çok saçma bir şey konuşuyor. Ben sonuna kadar da hak ettiğimi düşünüyorum ama düşünülmüyorsa... Hak ettiğinde bırakmayacaksın o zaman ama kazandığında. Ama Nursel Hanım ne yapayım? Ama şu an aynı şeyi konuşmuş lafı yapılıyor. Oluyoruz. Yapılır. Rakipsiniz. Çok normal yani. Ben bir şeyin acil i̇şte bu da olmasını bana istiyorum. Ders oldu.
kazandın mı? Ha, gerek yok. Efsanesin evet. Dedik. Listenin en tepesindesin. Gerek yok böyle şeylere. Doğru geçen sezonu ikinci tamamladın. Ha, böyle bir oyunlara gerek yok yani. O zaman kimse inanmaz ki sana.